Selamlar arkadaşlar PlayStation Store'a yeni indirimler geldi. Bu videoda bu indirimleri hızlıca bir göz atacağız. Ben de elimden geldiğince en iyi fırsatları size sunmaya çalışacağım. Şimdi dört farklı kategoride indirim görüyoruz. Indirimler gezegeni, sıcak fırsatlar, seviye atladım ve Saints Row haftanın fırsatı. Saints Row'dan başlayalım. %25 indirimle 699 liradan 525 liraya düştü. Ee, şu anda ben bu oyunu oynuyorum bu arada yani aşağı yukarı 20 saati devirdim. Ee, en azından Black Friday'i beklemenizi tavsiye ederim çünkü hani %50 gibi bir indirime bu oyun bence çabuk girecek. İnceleme skorları düşük. Bence çok eğlenceli bir oyun fakat bir ton da hatası e, var. Bununla ilgili bu oyunla ilgili birkaç gün içinde bir değerlendirme inceleme videosu yayınlayacağım. Ama şöyle söyleyeyim bence en azın yani en fazla 200 lira civarında bir şeye düşmesini beklemek lazım. Yani en fazla 200 lira verilir bence bu oyuna. Şimdi bunun haricinde bu sıcak fırsatlar ve indirimler gezegenine bakacağız. Ama ben en öne en iyi fırsat olarak görmüş olduğum indirimler var onları çekmek istedim. Mesela Need for Speed, Hot Pursuit Remastered ilk defa 27.90'da şu anda %90 indirim var arkadaşlar. Bu indirim oranı daha önce hiç olmadı. Görüyor musunuz en fazla 55 liraya kadar düşmüş ve şu anda 29.90'da. Hemen bundan geçiyorum. Dragon Ball Fighters Ultimate Edition bu paket çok pahalı. Normalde fiyatı 999 lira. PlayStation Plus aboneliğiniz yoksa 159 liraya düşüyor ama PlayStation Plus aboneliğiyle 59.94'e düşüyor %94 indirimle. Şimdiye kadar yine bir diğer en iyi fiyat oyunu. Metacritic skoru 87 ve e, kullanıcı skoru da 10 üzerinden 8. Mana Spark bu biraz böyle Enter the Gungeon tarzında piksel grafikli oyunları oynuyorsanız, seviyorsanız bu oyunu tavsiye ediyorum. 9.90'a düştü. 9.50 hatta. 9.50 mi? O 9.90. Şöyle göstereyim yine hızlıca grafiklerini. Ee, bakın böyle. Enter the, Enter the Gungeon falan gibi. Hani en, en böyle yakın zamandan bildiğim aklıma gelen o oyun var. Pixel art grafikler var arkadaşlar. %90 indirim var. 9 lira. 10 liranın altında oyunlar var bakın. TV Mirror bu da bir e, macera oyunu arkadaşlar bu da e, 28.50'ye ilk defa düşüyor size bu göstermiş olduğum oyunların hepsi ortak özelliği şimdiye kadar hiç olmadığı kadar indirim olması PlayStation Plus ile 28 lira oyun ve şöyle baktığımızda da e, macera oyunu puanları ortalama onu söyleyeyim çok iyi değil çok düşük değil e, oyun fena bir oyun olarak da görünmüyor TV Mirror ee, IGN incelemesine baktığımızda da 10 üzerinden 5. Vasat ortalama bir oyun ama bu fiyat için düşünülebilir. Normalde oyunun fiyatı 285 lira. Bir diğer oyun Ultimate Racing. Böyle 2D tepeden çok en, yani normal araba yarışlarından biraz daha farklı. Oyunun da fiyatı 950. Ee, çok nadir indirime giren oyunlardan bir tanesi. Çok herkesin seveceği bir oyunda değil ama hani böyle oynuyorsunuz. Biraz daha farklı türde biraz daha minimal oyun arayanlar için tavsiye edilebilir. Devam ediyorum. Need for Speed Payback'te de %90 indirim var ve 31 lira. Normalde ne kadara? 86 liraya düşüyor oyun. Bu sefer 31.90'a düşmüş. Tabi. 2 Need for Speed oyunu da EA Play'de dahil. Onu da söyleyeyim ama kütüphanede dursun derseniz bunlar iyi fırsatlar çünkü e, yani zaten oyunların fiyatı bir taraftan artıyor. Görüyorsunuz bazı oyunlar 999 lira, 1000 liraya dayandı. E, Shadow Warrior 3 umarım PlayStation, PlayStation Plus kütüphanesinde varken bitirmişsinizdir ama bitirmediyseniz eğer söyleyeyim bu oyunda şimdiye kadarki en uygun fiyatta 199 lira kısa bir oyun 6-7 saatlik bir oyun bence 199 lira tabi ben hiçbir ödeme yapmadığım için bana biraz şu anda fazla geliyor ama yine de hani kaçıran varsa a oynayacaktım diyen varsa diye söyledim. Tales of Arise maalesef JRPG'lerin yani iyi olan JRPG'lerin genel olarak fiyatı yüksek arkadaşlar. Bu oyunda fiyatı 869 lira 347 liraya düşüyor biliyorum hala yüksek ama Eee yani daha önce mesela en fazla ne kadara söyleyeyim size şurada görünüyor 434 liraya düşüyordu. Bir 100 lira kadar daha düştü 347 lira. Yılın önemli ve iyi e, rol yapma oyunlarından. Bunları bir öne çekmek istedim. Şimdi normal indirimlere bak e, bakabiliriz. Demon Souls %44 indirimle 346 lira. Roller Drone tekrar indirimde ilk çıktığında da PlayStation Plus abonelerine özel bir indirim vardı. 250 lira isterseniz deneme sürümüne deluxe aboneliğiniz varsa bakabilirsiniz. Oynayabilirsiniz oyunu almadan önce. tek two düşünülebilir. Burada %50 indirimle 200 lira. Oyun EA Play'e dahil. Modern Warfare muhtemelen şurada göstermişimdir. Arkadaşlar bu oyunda yine şu anda 154 lira şimdiye kadarki en uygun fiyat Modern Warfare için ve Cold War'da 197 liraya düştü. Bakın daha önce oyunun en uygun fiyatı 299'du. Yani 199 lira 100 liradan fazla bir indirim daha var ekstra olarak. Şimdiye kadarki en iyi fiyat For Honor fiyatı uygun olması sebebiyle normalde de oyunun fiyatı 149 lira 175 indirimde 37 lira PlayStation Plus kütüphanesinde var. Little Nightmares 2 de e, şu anda 103 lira. Bu da yine en uygun fiyatta düşünülebilir. Başka Mortal Kombat 104 lira. Bu kütüphanede olan oyunlardan bir tanesi. Devam edersem Call of Duty Modern Warfare Remastered, ben bu oyunu bayağı beğenmiştim bence gayet iyi olmuş. Hikaye kısmı Call of Duty'lere Duty göre biraz uzun ama tabi normale göre kısa yani yine bir hikaye modu falan var. Ne kadar aşağı yukarı 7-8 saat ee, sadece e, hikaye modu için bile bence düşünülebilir. 82 lira %50 indirimle payback'ten bahsetmiştim. Dying Light'ın The Following DLC dahil gelişmiş sürümü 52 lira. Ee, diğer pakette hatta Definitive Edition'dan da bir önceki indirim şeyinde videosunda bahsetmiştim. Onu da düşünebilirsiniz. 64 lira onun fiyatı var. Burada eklentileri, farkları görebiliyorsunuz. Streets of Rage bir place e, Türk yapımı bir oyundu doğru hatırlıyorsam yani yapımcı firma Türk firma 119.50 beat'em up türünde bir oyun ve e, ne kadar normalde 239 liraymış. Made of Scare korku oyunu. Buradan sonra biraz korku oyunlarına değineceğim. 109 liraya düşüyor. Şu anda PlayStation Plus abonelerine özel ekstra indirim var. Şöyle de göstereyim. Oyun inceleme skorları ortalamayı da hatırladığım kadarıyla 64'müş Metacritic skoru, user skor da 6.3. Pray for the Gods inceleme skorları bayağı berbat olan ama oyuncu skoru fena olmayan bir oyun. Bu da ilk defa 128 liraya düştü. Şöyle Biraz görsel olarak da birkaç kare göstereyim size. IGN kaç vermiş? 10 üzerinden 4 vermiş. Yani oyunun kötü bir oyun olduğunu söylüyor. Ee, şöyle şeye geldiğimizde de Metacritic'e geldiğimizde de 46 oyunu Metacritic skoru. Hakikaten çok çok düşük. Hatta o zaman gördüğümde de şaşırmıştım. Ama Metacritic kullanıcı skoru da 10 üzerinden 7. Yani 70 gibi... Ee, bekleyebilirsiniz ya da bilmiyorum size kalmış alabilirsiniz bu tarz oyunlarla ilgileniyorsanız devam ediyorum başka scar nexus fiyatını görüyor musunuz 999 lira burada daha ilginç bir şey göstereceğim onun için ekledim. oyunun zaten çıkış fiyatı arkadaşlar 869'du ve daha da arttı 999'a çıktı ee, ne zaman bir ay kadar önce Oyuna zam geldi. Hatta hatırlıyor musunuz? E, oyunlara zam geldi diye bir video paylaşmıştım. İşte bu da fiyatı artan oyunlardan. E, 999 lira fiyatı var. Az önce de bahsettim. JRPG'lerin fiyatı e, yüksek. Yani iyi oyunların fiyatı bu civarlarda oluyor genelde. Ama ilk defa 299 liraya düştü. Biliyorum hala yüksek ama yani ya PlayStation Plus kütüphanesine gelmesini bekleyeceksiniz bu oyunları seviyorsanız ya da bu fiyatları verip almak gerekiyor. Aragami'nin ilk oyunu şu anda kütüphanede var ama aboneliği olmayan arkadaşlar için 21 lira fiyatı var. Silver Chains bir korku oyunu 32 liraya düştü. ortalama kullanıcı skorları var ve inceleme skorları var. Oyun 1,5-2 saat kadar sürüyor. Böyle Layers of Fear tadında oyunları seviyorsanız, korku oyunlarını seviyorsanız düşünebilirsiniz 219 liradan. Ee, ne kadar %85 indirimi 32 liraya düşmüş oluyor. Bu oyunu da geçtim. Knock, don't Knock Twice yine ortalama inceleme skorları olan yani ortalama bir korku oyunu ee, 21 liraya düşmüşken bunu da ekleyeyim dedim. Buradan ama yine de size e, oyunun metakritik skorunu ve kullanıcı skorunu da göstermiş olayım. Tekrar ilk sayfaya döndük biliyorum bu sefer biraz karışık anlatıyorum ama e, önemli fırsatları aktarmak için e, onları ayrı sekme olarak ekledim. Capet %30 indirimle 132 lira bayağı zor bir oyundur oynayanların bileceği üzere. E, Ratchet Clank hala fiyatı bence bayağı yüksek. Vanguard'ın e, %50 indirimi var tabi Ratchet Clank'in fiyatını da görüyorsunuz gerçi ama söyleyeyim e, %38 indirimle 383 lira standart versiyonu. İlk sayfayı geçtim. İkinci sayfada şöyle dikkat çeken Horizon Zero Dawn var. Kütüphanede var zaten oyun. İkinci sayfada da oyunlardan bahsettim. Son olarak üçüncü sayfaya bakalım. World Rally Championship'e yüzde indirim geldi. Ama bu oyun çok da sevilmedi. Çok da beğenilmemiş. Yani genel olarak şöyle biraz baktım. Sniper Elite hala çok yüksek. Deluxe versiyonu bir de 600 lira. Yüzde yirmi indirimli hali. Başka da şu bir şey yok. Bu sıcak fırsatlar kısmıydı pardon. Bu indirimler gezegeni kısmıydı. Burayı geçtim. Jotun Valhalla'dan bir önceki videoda Galop War öncesi oynanabilecek oyunlar videosunda bahsetmiştim. 36 lira aboneliği olmayan oyuncular için ya da PlayStation Plus aboneliğiniz varsa kütüphanede hali hazırda. Bari fena bir oyun değil. Yine yani İskandinav mitolojisi konseptli, daha çok boss savaşlarına dayalı bir oyun tepeden kamerayla. Geldik. Neye geldik? Sıcak fırsatlara geldik. Buna beraber bakacağız. Şöyle tam sürüm oyun paketi ve premium dedik. Şimdi filtreyi koyduktan sonra 677 oyun kaldı. Gran Turismo 89 lira %50 indirimle tekken 7 ee, %85 indirimle tekrar 38 lira Monopoly Plus bu oyun <laughs> arkadaşlarınızla oynamak isterseniz bayağı keyifli yakın zamanda oynadığım bir oyun 20 lirada fiyatı var hatta ekstra kütüphanesinde de yine önerebileceğim oyunlardan ee, Ezio Collection'da %70 indirim var 131 lira İndirimlerde daha önce Ryman Legends'a yer veriyordum 44 liraya düşüyordu hep bakın ekstra eklendi geçen ay. Uh, Need for Speed Payback'ten bahsettik. Division 2 %70 indirimle. Division 2 normalde fiyatı ne kadar uygun değil mi? 119 lira. 35 liraya düşmüş. Uh, Watch Dogs 2 kütüphaneye eklendi. Metro Exodus eklendi. Overcooked var. Başka gözden kaçan bir şey var mı? Need for Speed boy mesela hatırlıyorum sanki 20 liralara falan düşüyordu önceden. Uh, ne oldu bilmiyorum. 20-21 liralarda hatırlıyorum. Şu anda 44 lira ikinci sayfaya bakalım. Bulwidin tekrar 21 lira. başka Wolfenstein, Me Warder bu hep bu fiyatlara düşüyor. Yine bahsedeyim şöyle üstünden geçeyim ama Yakuza'lar kütüphaneye komple eklendi zaten. Bunun haricinde şöyle Witcher Hunter diye iki tane oyun var. Bilmiyorum şey seviyor musunuz ama birbirine acayip benzeyen iki oyun. Bakın mesela şu oyuna 5-10 saniye bakın. 19 lira bu arada bu oyunun fiyatı. Yani konsol oyuncuları pek oynamıyor böyle oyunlar. Görüyor musunuz? Oyun böyle. Hemen bu Witcher Hunter'ı kapatıp Dark Thrones diye başka bir oyun açıyorum. Acayip benziyor ikisi. Muhtemelen aynı firma bakmadım ama sanki sadece birkaç karakteri değiştirip aynı oyunu yapmışlar gibi geldi bana. Bakın. Görüyor musunuz? Karakterin koşuşu, tuzaklar, altınlar falan hepsi aynı. Aynı firma bir oyundan iki oyun çıkartmış gibi. Şöyle kapatmadan Başka bir oyun daha var mı diye bakıyorum ama göze çarpan başka bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.